Türkiye 28 Mayıs'ta ülkeyi 5 yıl daha yönetecek Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandığa gitti. Cumhurbaşkanı olarak seçilen isim Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ülkeyi bir dönem daha yönetecek Recep Tayyip Erdoğan ve yine kıran kırana geçen seçimlerin ardından akıllara gelen Antalya'da adaylar yüzde kaç oy aldı? Seçime katılım oranı ne? Adaylar oylarını yükseltti mi yoksa yerinde mi saydı, neler olup bitti? Bu soruların cevabını da haberimizi birlikte izleyelim. 170. O zaman kolay. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden seçime gitti. Türkiye'de milyonlar ülkeyi 5 yıl yönetecek Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için ikinci kez sandığa gitti. İlk turda adayların %50 barajını geçememesi nedeniyle tekrarlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dün gerçekleştirildi. İşte Antalya'da da kıran kırana geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin karnesi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasının kesinleşmesinin ardından siyasiler amansız bir yarışa girdi. İlk tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan 4 isim AK Parti Genel Başkanı, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimlere girmeye hak kazandı. İmzamızı atalım. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Memleket Partisi lideri İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle yarışa 3 aday girdi. Milyonların sandık başına gittiği ve oy kullandığı 14 Mayıs seçimlerinde adayların %50 barajını geçememesiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda Antalya'da gerçekleşen seçim verileri ise şu şekilde oldu. 1.907.463 seçmenin bulunduğu ve 5.592 sandığın kurulduğu Antalya'da seçimlere katılım oranı %89,35 olarak gerçekleşti. 1.704.398 oyun kullanıldığı Antalya'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu %53,13 ile en çok oy alan aday olurken Kılıçdaroğlu'nu %39,85 ile Erdoğan %6,44 ile de o an takip etti. Antalya'nın ilçelerine bakıldığında ise 19 ilçenin 12'sinde Kılıçdaroğlu en çok oyu alan aday olurken Erdoğan ise 7 ilçede en çok oy alan aday oldu. Türkiye genelinde 3 adayın da %50 barajını geçememesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs'ta tekrarlandı. En çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde ipi göğüsleyen taraf yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yine Antalya'da ikinci tur seçim verilerine bakıldığında seçmen sayısı 1.906.937 olurken seçime katılım oranı %85,72 olarak gerçekleşti. 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde her iki adayın da oylarını arttırdığı görüldü. Oyunu %4 oranında artıran Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da %57,35 oy alarak yine kentten birinci aday olarak çıktı. Oyunu %3 oranında artıran Erdoğan ise ikinci turda %47,65 oy alarak Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kaldı. İlçelerde oy dağılımı ise hemen hemen ilk tur seçimlerindekiyle aynı kaldı.